Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok kullanışlı bir mini çanta çalışacağız. Dilerseniz telefon çantası olarak, dilerseniz de normal çanta olarak kullanabilirsiniz. Çantamızı bu şekilde iki renkte çalıştım. Çantamızda polyester makrome iplik çalıştım. Ortalama 100 gram kadar yeterli geliyor arkadaşlar. Bir tam bobini harcamıyorum. Ortalama olarak yaklaşık yarısını kullandım. 2 milim kalınlığında tığ olarak 3 milim yün tığı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz pamuklu makrome ile de çalışabilirsiniz. Yine aynı oranda iplik gidecektir. Çantamızda aksesuar olarak bu şekilde mıknatıslı metal aksam kullandım. Bir de kenarlarında tuhafiyelerden rahatlıkla alabileceğiniz bu şekilde aksesuarlar. Çantamıza şıklık katmak amacıyla deri görünümlü handmade yazılı aparatlardan kullandım. Çantamızın ölçülerine gelin bakalım. Bitmiş hali eni ortalama 14 cm. Kenar hacmi de ortalama olarak 3 cm. Boy 19 cm. Bir de kapak uzunluğumuz var. Kapağımız da ortalama olarak 9 cm. Kup detayı ortalama olarak 110 cm ile 115 cm dolaylarında çalıştım. Sizler kendi boyunuzun uzunluğuna göre veya kulpunun kısa ve uzunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çantamızı 3 parçadan oluşturacağız. Bir ana parçamız. Ana parçamız kendi içinde uzun bir parça olarak büyüyecek. Ve 2 tane de küçük parça yapacağız. Bir de kulp detayımız var. Normalde 4 tane parçadan oluşuyor. Malzemelerini saydık. Çanta detaylarını anlattım. Dilerseniz buyurun çanta yapımına başlayalım. Telefon çantamızın başlangıcı için şöyle hemen bir tane kilit yapacağım zincir çekmeden önce. Kilit işlemimi yaptıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. 110 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 110'a kadar tamamlayacağız zincir sayımızı. Tane zinciri tamamladım. Hemen metre olarak da ölçüsünü vereyim size. Benim 110 adet zincir sayım ortalama olarak bakın 55 santime denk geliyor. Şimdi devam ediyoruz. İlk zincirimi, ilk ilmeğimi atlayıp ikinci zincirimden itibaren devam edeceğim. Burada şu şekilde alıp örmüyoruz. Dikkat! Normalde zincirlerimizi örerken şuradaki ilmeğe batarak öreriz. Burada ilmeklerimizin arasında ve tabanda boşluk kalmaması için zincirimizi şu şekilde çeviriyoruz ve arka kısımlarında kalan şu kısımlara batacağız. Şimdi çevirdim. Birinci ilmeğimin değil, ikinci ilmeğimin bakın şuradaki tepe noktasındaki kısma batıyorum. Bazen çok sıkı olduğu için batmak zor olabiliyor. Şu şekilde tığınızın ucuyla benim gibi belirginleştirip arasından geçirebilirsiniz. Sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir diğerinin arkadaki zincir kısmına batıyorum. İlmek kısmına, çizgi şeklinde olan. Bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar zincirlerimin arka noktalarındaki şu kısımlara sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Her zaman bakın ilk ilmeğe değil de diğer ilmeğe batıyorum. Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağım. Tığımı bu şekilde geçiriyorum. Üzerine alıyorum. Sık iğne yapmıyorum. İçinden geçiriyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. Buna ilmek kaydırma diyoruz. Bakın batıyorum. Aldım. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yine sıra sonunda 110 tane ilmek kaydırma elde etmiş oluyorum. Bakın bu şekilde batıyorum. Çıkardım. Üzerine almadan ilmeğin arasından geçiriyorum.
Tığ işi örgüde buna ilmek kaydırma diyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın son ilmeklerime de ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. Ve en sonki ilmeğe de batıyorum bakın. Bu şekilde bu sıramı bitiriyorum. Şimdi buraya dikkat. Modelimizi vermeye başlayacağız. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirmeden önce şu ilmeğimi şu şekilde tutuyorum. Zincirimin ikinci çektiğim ikinci zincire batıyorum. Alt arkadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve tığımın üzerine 2 tane ilmek olmuş oldu. Tekrardan ilk çektiğim zincire batıyorum. Ondan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın tığımın üzerine 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Tekrarlayalım. Bakın 3 tane zincir çektim. İkinciden itibaren batıyorum bir tane ilmek. Daha sonraki zincire batıyorum. Tekrar çıkıyorum. Bir tane daha ilmek çıkartıyorum. 3 tane zincir çıkarttım. Şimdi örgümü şu şekilde çeviriyorum. Çünkü bu sıradan artık devam edeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Toplamda tığımın üzerinde 6 tane ilmek çıkartmam gerekiyor. Diğer 4, 5 ve 6'ya bakın nasıl çıkartacağız. Burada en son yaptığım ilmek kaydırmanın bakın şuradaki en son sıradaki ilmeğin ön lobunu alıyorum sadece. Ön lobunu aldım. Bir tane ilmek çıkardım. Ne oldu? 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Tekrar en son sıradaki ilmeğin ön lobundan batıyorum. Bir ilmek daha buradan çıkartıyorum. 5 oldu. Bir tane daha ihtiyacım var. Hemen bir yandakine batıyorum. Arkasından çıkartıyorum 6. Bakın tığımın üzerinde şu anda 6 tane ilmek var. 6 ilmeği birden böyle arasından geçiriyorum. Bir araya topluyorum. Buraya bir tane ilmek yapıyorum. Bunları tutturuyorum. Bakın modelim hemen hemen oluşmaya başladı. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde aynı modeli vererek gideceğiz. Peki nasıl? Başta 3 zincir çekerek bu modeli vermeye başlamıştık. Şimdi bu sıranın sonuna kadar bu şekilde bu modeli vermeye devam edeceğim. Peki bundan sonra nasıl da ilerleyeceğim? Hemen ortasındaki ilmeği batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum buradan. Bir ilmeğim oldu. 6 tane ilmeğe ihtiyacım var. Dikkat. Daha sonra şu aradan bakın şu aradan batıyorum. Aradan battım. Arkadan bir ilmek de buradan çıkardım. 3 oldu. Hemen şurada dibine batıyorum. Çıkarıyorum. 4. Daha sonra 5 ve 6 ise alttaki ilmeklerden alacağım. Hemen şuradaki ön lobdan batıyorum. Bir tane ilmek buradan çıkartıyorum. 5 oldu. Tutuyorum ilmeklerimi. Bir tane daha yanındaki ön loba batıyorum ve çıkartıyorum. 6 oldu. Bakın tığımın üzerinde 6 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir şu şekilde ilmek alıp bunları birleştiriyorum. Bakın bir tane daha hemen yanına yapmış olduk. Devam ediyorum. Ne yapacağım burada? Devam. Ortasına batıyordum. Bir ilmek çıkartıyorum. Arasına batıyorum. Bir tane ilmek buradan çıkartıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir ilmek de buradan. 1, 2, 3, 4. Ön lobdan bir tane. 5. Hemen yanındaki ön lobdan bir tane daha ve 6. Tığımın üzerinde 6 ilmek varken hepsini birlikte topluyorum. Ve 3. modelimi de verdim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın ortadan battım. Hemen bu kısımdan da bir tane dibine batıyorum. Buradan bir tane. 4 tane buradan alıyoruz. 5 ve 6 ise ön loblardan batarak birer tane ilmek çıkartıyoruz.
6 tane ilmeğim varken hepsini birlikte çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, bakın sıra sonuna doğru yaklaştım. Devam ediyorum yine. Bir ortasından alıyorum. Bir kenardan, bir dibinden 4 tane topladım. Ön loplardan da ikişer tane ayrı ayrı ilmek alıyorum. Tığımda 6 ilmek varken hepsini birlikte topluyorum. Bir ilmek zincir çekip tekrar devam ediyorum. Evet, bakın sonlara doğru geldim. Yine devam ediyorum. Artık yıldız parçamın son kısmını yapacağım bu sırada. Şimdi bakın burada benim bir tane daha ilmeğim kaldı. Sizde muhtemelen iki tane veya bir tane kalacak aynı bunun gibi. Yapacağınız şey tığınızın üzerine bir tane ilmek alıyorsunuz. Şöyle dibine batıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Tığınızın üzerine 3 tane ilmek varken şöyle hepsini birlikte çıkartıyorsunuz. 2 tane ilmeğiniz kaldıysa bu işlemden 2 tane yapıyorsunuz. Yani tekli trabzan veya yarım trabzan ismine siz ne derseniz. Bakın bu şekilde bir örgü elde ettim. İsterseniz bunu da hemen bir ölçüsünü vereyim. Şöyle bakın. Bunun da ölçüsünü ortalama 54 veya 55 santim dolaylarında. Şimdi devam ediyorum. Yıldızımızın yarım kısmını yaptık. Şimdi bir üst kısmını yapacağız modelimizde. Bu arada benim şu yıldızlardan, yarım yıldızlardan 54 tane yarım yıldızım olmuş oldu. Şimdi üstünü örmeye devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Üzerine alıyorum. Burada yıldızlarımızın tam orta noktalarına batarak devam edeceğiz arkadaşlar. Hatırlayalım, ben 54 tane yıldız elde etmiştim. Sizler 56 tane veya 55 tane elde etmiş olabilirsiniz. Zincir sayınıza göre de bu yıldızlarınız değişecektir. Yıldız sayınız kaç tane ise onun tam 2 katı kadar da bu kısma tekli trabzan gideceğiz. Şimdi 2 tane zincir çektim, üzerine aldım. Yıldızımızın tam orta noktasına batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken 3'ünü birlikte çıkartıyorum. Alıyorum, dibine batıyorum. Tığımda 3 ilmek varken 3'ünü birlikte çıkartıyorum. Yarım trabzan veya tekli trabzan ismine ne derseniz. Üzerine aldım. Bakın buraya batmıyorum. Yıldızımın tam orta noktasına batıyorum. Dikkat, battım. Tığımda 3 ilmek var. 3'ünü birlikte çıkartıyorum. Tekrardan yıldızımın ortasına battım. Bir hamlede çıkarttım. Bakın yıldız şeyimin tamamı tamamlamış oluyorum. Arkadan bakın modelimi tamamlamış oluyorum. 54 tane yarım yıldızım vardı. Her bir orta noktasına ikişer tane tekli trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arada herhangi bir zincir yok. Sadece yıldızların ortasına batmaya dikkat edelim arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Bakın buraya değil, yıldızımın ortasına batıyorum. Ve bir hamlede çıkartıyorum. Tekli trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın son yıldızımın ortasına batıyorum. Ve çıkıyorum. Tekli trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyordum. Bütün yıldızların ortasına çift batarak geldim. Şimdi bakın son tekli trabzanın olduğu yere yine tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve tam orta noktasına batıyorum. Yine buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu sıramı da tamamladım. Şimdi çantam bu modelin 4 sıranın birbiri ardına tekrarıyla oluşuyor arkadaşlar. Şöyle hemen çantamın bu kısmında da göstereyim. Ben burada ikili renk çalışmıştım. Sizler dilediğiniz renklerde ister tek renk ister birkaç renkte çalışabilirsiniz. Bakın sıra dizilimi bu dörtlü kısımların devam etmesiyle
Şurada tamamlanıyor aslında dörtlü kısım. Şöyle ben burada bir sık iğne bir ilmek kaydırma yaparak devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5. En son arkadaşlar bir sık iğne bir ilmek kaydırma yapıp bitirdim. Yani siz bu modeli dilediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Benim akışta devam eden kısım 4 sıradan ibaret. 4 sıranın birbiri ardına takip etmesiyle devam ediyor. Siz dilerseniz benim gibi yapabilirsiniz. Ben burada en son bir sık iğne bir ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Renk geçişlerinde bakın 6 sıra. Yani sık iğne, ilmek kaydırma, ilk yıldızın yarısı, sonra ikili tekli trabzanlar, sonra tekrar bir sık iğne ve ilmek kaydırma. Şimdi de bunu tek renk olarak size göstermek için çalışmıştım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Sizler çantanızın eni ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız bu dörtlü sıraların birbiri ardına takibiyle yapacaksınız. Ben elimde böyle bir parça oluşturdum. Şurayı farklı bir renkte çalıştım. Dilerseniz siz yarısını bir renk, yarısını bir renk çalışabilirsiniz. İşte dilerseniz tamamıyla bütün bir renk çalışabilirsiniz. Burada dediğim gibi en son arkadaşlar yıldız modeli ortada kalsın diye sık iğnemi ve ilmek kaydırmamı yapıp bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane bakın yıldızım var. Hemen bunun ölçüsünü size vereyim. Bu parçamın da ölçüsü bakın yine hemen hemen aynı ölçülerde ortalama olarak 54 veya işte 55 santim uzunluğunda. Enine gelin bakalım. Eni de arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 santim. Şimdi bunun diğer parçaları var çantamızın. İlk parçamız bu şekilde. Ben tamamladım. Şimdi gelelim diğer parçalarını örmeye. Şimdi gelelim çantamızın kenarındaki parçasını örmeye. İki tane öreceğiz bu parçadan. Şöyle öncelikle kilit yapıyorum. 33 tane zincir çekeceğim burada. Sıra sonuna kadar bir tane zincir kalana kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Son ilmeğe 3 tane sık iğne birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Böylece zincirimizin karşı tarafına geçiyoruz. Burada şu kalan karşı tarafta kalan ilmeği alıyoruz. Yani zincirimizin bir ilmeğini aldık. Bu kısımdan ördük. Şimdi kalan kısımda da diğer kısımda da bakın şöyle şu lobdan alarak yine karşıya gelen sık iğnelerin karşısına gelen ilmeklerden alarak her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. En sonki ilmeğime de sık iğne yapıyorum ve böylece bitiriyorum. Şöyle şu ilmeğimden de baştaki ilmeğime de şöyle ilmek kaydırma yaparak örgümü tamamen bitirmiş oluyorum. Bir makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi bu ipliği bir iğne yardımıyla arkasına gizleyeceğim. Ucundan hafiften yakabilirsiniz sökülmemesine karşı. Çünkü zaten polyester makrome bir iplik kullandığımız için yapışacaktır. Şimdi bundan bir tane daha yapmanızı istiyorum. Benim çantamın bir kenarı, bordo bir kenarı da böyle bej rengi olduğu için ikisini farklı renkte yapmış oldum. Bu kenara gelecek. Diğeri de bu kenara gelecek. Şimdi örgümde şu kenarlardan çıkan iplikler var bakın. Hepsinde var. Parçalarımda da var. Burada da var. Şimdi ben bunları bir iğne yardımıyla örgünün içerisine gizleyeceğim. Daha sonra dikişinden devam edeceğiz. Şimdi çantamızın ana parçası ile kenar parçanın birleşimini yapacağız. Her iki taraftan da ön yüzü şu şekilde bize bakacak şekilde tutuyorum. Ana parçamda hemen şöyle tığımı her iki ilmekten geçiriyorum. Daha sonra da kenar parçamın sadece ön lobuna gelecek kısmı alıyorum. Bakın, ön loba gelecek kısmı aldım.
İpliğimi buradan geçiriyorum. Ve bir kilit işlemi yapıyorum. Bu ipliği daha sonra içerisinde gizleyeceğim. Şimdi burada yapacağım işlem, ana parçanın her iki lobunu birden almak. Kenar parçadan da sadece ön lobunu almak. Aldım. İlme kaydırma yaparak devam ediyorum. Ana parçanın her ikisini birden, kenar parçadan da sadece ön lobunu alıyorum. Bakın tığımdan geçirdim. Herhangi bir üstüne alma işlemi yapmadan tığdan ilmeğe geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bakın ilmek kaydırma yaparak boylu boyunca devam ediyoruz. Bu parçayı, kenar parçayı ana parçaya sabitliyoruz. Kenarda biten renk hangi renk ise veya düz bir renkle yapmış olabilirsiniz. O renkten devam ediyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta ana parçanın her iki lobunu birden almak. Kenar parçanın da sadece ön lobunu alarak ilmek kaydırma yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi en ucuna kadar geldik kenar parçanın. Bakın bu şekilde birleştirerek. Şimdi aynı şekilde bakın şu noktayı da birleştiriyoruz. Yine ana parçadan alıyorum. Daha sonra buradan ön lobdan alıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir yandan şöyle çeviriyorum. Ana parçanın her iki lobundan batıyorum. Kenar parçanın ön lobundan ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde bakın diğer kenar kısma geçtim. Yine sonuna kadar ana parçanın her iki lobundan, kenar parçanın da sadece ön loblarından alarak ilmek kaydırma yaparak birleştirmeye devam ediyoruz. Evet, bakın bu parçayı tamamıyla bitirdim. Şimdi ilmek kaydırma yapmaya devam edeceğim. Yalnız nereye kadar devam edeceğim? Çantamın şu kısmında kapak kısmı ile şu kısma kadar birazcık boşluk bırakmak istiyorum. Yani şu şekilde olacak çantamın kapak kısmı. O yüzden şu noktaya kadar, hatta buraya bir ilmek belirleyici koyabilirsiniz veya bir iğne yardımıyla işaret belirleyebilirsiniz. Şöyle yaklaşık olarak sayacak olursam 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 ilmek kadar. 11 ilmek kadar ben ilmek kaydırma yaparak devam edeceğim. Hemen gelin birlikte yapalım. Her iki lobdan alıyorum bakın burada. Normal ilmek kaydırma yapıyorum. 11. Şimdi şöyle tekrardan tutalım. Kısmı da direkt birleştireceğim arkadaşlar. Arasında herhangi bir parça olmadan. Şimdi burada battım. Her iki lobdan. Karşıdakinden de her iki lobdan batıyorum. Dikkat. Birleştiriyorum. Bir önden, bir arkadan, her ikisinden de iki lob alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kapak kısmını da birleştirmiş oluyorum. Bakın en sonki ilmeklere geldim. Orayı da ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada artık ipliğimi kesiyorum. Şimdi bir iğne yardımıyla burayı şöyle biraz daha sağlamlaştırıyorum. Şimdi ipliğimi içeriden gizleyip ucunu da hafiften yakacağım. Şimdi aynı işlemi bu kısım içinde yapacağım. Burada da bej renkli ipliğimle birleştireceğim. Diğer kenar kısmını dikmeden, sabitlemeden önce kapak kısmını sabitleyerek başlıyorum. Hemen bakın eşit olduğuna baktıktan sonra şu kısımdan geçip ipliğimi geçiriyorum ve ilmek kaydırma yaparak öncelikle kapak kısmı birleştiriyorum.
Yine buradaki ipliği içeriden gezeceğim. Burayı tamamen ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kapak kısmını ilmek kaydırma ile birleştirdikten sonra şuradaki parça kısmının yapımına kadar buraya ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Arada yine 11 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 11 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra parçamı alıyorum. Artık parçamı birleştirmeye başlayacağım. Şöyle ön yüzü, bakın ön yüzleri bir tarafa bakacak, arka yüzleri aynı tarafa bakacak. Şöyle tutuyorum. Ana parçamdan her iki lobu birden alıyorum. Kenar parçamdan da bakın ön lobunu alıyorum sadece. Ve ilmek kaydırma yaparak birleşimine başlıyorum. Ana parçadan her iki lob, ek parçadan da bakın öndeki lobu alıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar birleştire birleştire devam ediyoruz. Yine bakın bu kısma geldim. Yine aynı şekilde döne döne ilmekleri birleştireceğim ilmek kaydırmayla. Diğer tarafta yaptığım işlemle aynısını yapıyorum. Aynı şekilde her bir ilmeğe ilmek kaydırma yaparak her ilmeği birden bir ana gövdeden bir kenardan alarak ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Ana parçadan 2 ilmeği, yine kenar parçadan da sadece bana bakan ön lobu alarak birleştiriyorum. Evet, son ilmek kaydırma adımı da yaptım. Şimdi şu kısmın ben biraz daha güzel gözükmesini istiyorum. Buralara da birer tane sık iğne yapacağım. Şöyle bakın. Boş bulduğum noktalara batarak sık iğne yapıyorum. Daha düzgün gözükmesi için kapak kısmının. Bu şekilde şu kısma gelene kadar devam edeceğim. Yalnız siz de benim gibi çift renk çalıştıysanız şu kısma kadar bir renkle, şuradan sonrasını başka bir renkle yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edelim, ama tek renkle yapıyorsanız burayı tamamen aynı renkte sık iğne yaparak bitirebilirsiniz. Evet, çantamızın dikişini tamamladık. Şimdi kenardaki ipliklerini ben temizleyeceğim, gizleyeceğim. Daha sonra kup yapımı ile devam edeceğiz. Çantamızın şu kısmına bu şekilde tuhafiyelerde satılan handmade deriler var. Bu şekilde burayı dikebilirsiniz. Çıt çıt kısmı da yine bu şekilde mıknatıslı metal aksanlar var, malzemeler var. Bunları da yine tuhafiyelerden çok uygun fiyata mal edebilirsiniz. Bu şekilde bakın, birini buraya diktim, birini karşıya. Ve kapak kısmını da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi çantamızın kup detayını yapacağız. Bunun için yine bu şekilde çanta aparatları kullanacağım. Siz kullanmayabilirsiniz de direkt kendiniz de yapıp dikebilirsiniz. Aparatımızın kısmından tığımı geçiriyorum. Ve buraya öncelikle sabitliyorum. Şöyle iki tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Şuradaki kısımlardan alarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sık iğne yaptım, çevirdim, şuradaki kısımlarını alıyorum, sık iğne yapıyorum, çevirdim. Bakın bir yerden sonra daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle sık iğne yaptım, çeviriyorum. Biraz daha esnek tutarsanız şu kısmı daha kolay alırsınız. Bakın şu arkada kalan iki lob alıyorsunuz. Sık iğne yapıyorum, çeviriyorum. Bütün işlem bu şekilde devam edecek. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar arkadaki iki lobu alarak
sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kup detayını da bitirdim. İstediğim uzunluğa geldim. Hep birlikte uzunluğuna da bakalım. Yaklaşık olarak 110 ile 115 santim arası kulpumuzun uzunluğu. En son bitişi de baştaki gibi yapıyorum. Bu tarz aparatlarınız sizin elinizde olmayabilir. Burada ipliğinizi uzunca bırakıp çantanın kenarlarından dikişini sağlayabilirsiniz. Ama bu aparatları da çok uygun fiyatlara tuhafiyelerden satın alabilirsiniz. En sonda bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tığ'ı birleştirmeye zorlanırsanız bir iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Düğüm atıp ipliği içinden gizleyeceğim. Böylelikle kordon yapımında hazır olmuş oluyor. Hazırladığımız aparatlı kordonumuzu kenarlarından takıyoruz. Dilerseniz buraya kartlıklarınızı, buraya cüzdanınızı koyabilirsiniz. Böylelikle çantamızı tamamladık. Bir yapım videosunun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Videoları kaçırmamak için kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.